Video. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, işte beklediğiniz o bölüm şimdi gelecek arkadaşlar. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Okuldaki yeni kızın yeni 12. sezon bölümü karşınızda. Çok uzatmadan bu videoya like attıysak, bak like çok önemli. Ne kadar like alırsa o kadar çabuk okuldaki yeni kız gelir arkadaşlar. Hemen like'lar atarım. Bekliyorum. Böyle güzel emek edilen bir video için like atmamak birazcık kötülük olur arkadaşlar. Bence bir an önce de bildirimleri kontrol edelim arkadaşlar. Çünkü neden derseniz hemen diğer sezonu da hemen gelecek arkadaşlar. O yüzden bildirimleri açın ki bir an önce haberiniz olsun. Hızlı hızlı bu bölümler gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok uzatmadan, siz de çok heyecanlısınız. Ben de çok heyecanlıyım. Yeni bölüme geçelim. Polis ne alaka ya? Ne oldu beyefendi? Büşra Deniz ve Ayşe Yılmaz'ı arıyoruz. Biziz. Hırsızlıktan tutuklusunuz. Düşün önüme. Ne demek ya? Ne oluyor bu? Berkcan, bilmiyorum. Karakolda öğreneceğiz bunu. İlayda, saçma sapan konuşma. Hırsız falan değil kız. Hırsızmış. Allah'ım yarabbim. Zaten ondan mı beklenirdi? Hırsızmış ya. Hırsız falan değil İlayda. Haddini bil. Bir yanlış anlaşılma var bence. Ya ne yanlış anlaşılması ya? İşte sana havalanmak için kıyafet almış. Gördüğün gibi kıyafette şey çıktı yani, hırsızlık çıktı. İlayda, kardeşim hakkında düzgün konuş. Benim kardeşim asla hırsızlık yapmaz. Tamam canım ya. Ben de öylesine şeyler söylemiştim. Biliyorum hırsızlık yapmaz. Yani sen öyle san. Ama kusura bakma, dost acı söyler. İlayda, lütfen kardeşim hakkında böyle konuşma. Tamam ya. Konuşmam bir daha öyle şeyler. Of ya. Ayşe de yok. Ne yapacağım ben şimdi? Dur kanka ya. Bir çözümünü bulacağız. Bence bu konu böyle değil. Evet Ayşe, verdik zaten, ağlama lütfen. Her şey çözülecek eninde sonunda. Kanka biz yoksa cezaevinde mi sürüneceğiz? Ne yapacağız biz? Hayır Ayşe, cezaevine falan girmeyeceğiz. Saçmalama. Kanka kesin bize bir şey olacak. Kesin. Bir şey olmayacak Ayşe, sessiz ol. Of, bu gürültü ne ya? Kapatın çenenizi. Hem hırsızlık yapıyorsunuz hem de bir de burada konuşuyorsunuz. Ama memur bey, biz suçsuzuz. Ha, suçsuzsunuz ha? Suçsuzsunuz. Kamera kayıtları her şeyi gösteriyor. Ya kamera kayıtları nasıl bizim bir şey aldığımızı gösteriyor? Biz yani orada parasını ödedik, aslında o gözükmesi gerekir. Ya çok laf kalabalığı yapmayın ya. Gördük her şeyi, biliyoruz. Ya polis ya, gerçekten memur bey, bir şey yapmadık biz diyorum. Evet, şimdi sorgu zamanı. Ya memur bey, biz bir şey yapmadık diyorum. Neden anlamıyorsun bunu? Yapmadınız. Bakalım saat kaçta oradaydınız? Yani neredeyse 2 falan da orada olduğumuzda. Başka şüpheli bir durum var mıydı? Bilmem, fark etmedik. Biz çok heyecanlıydık. Partiye gideceğimiz için kıyafet seçtik. Parayı nereden buldunuz? Ben çalıştığım için ben ödedim. Memur bey, gerçekten bir şey yapmadık biz. Ayşe sakin ol. Ağlıyorsun demek. Suçlular genelde çok ağlar. Kanka gel seninle şöyle bir konuşalım. Ne oldu kanka? Kanka bu iş böyle olmaz. Bir araştırma yapmamız gerekiyor. Evet böyle olmaz. Mağaza da buraya çok yakın. Böyle değildir kanka. Bir şey vardır. Bizim kızlar hırsızlık yapacak kızlar değil. Ben de inanmıyorum zaten. Yani hırsızlık yapmayacak ya. Yapmışlar işte. Baksanıza, iki yüzük beraber gelmişler, hırsızlık yapmışlar. İlayda,
Bak canımı sıkma, zaten sinirliyim. Benim canımı sıkma. Ama Berkcan'cığım bak kabul et bunu yani. Bence bir an önce. Yarın cezaevinde kaldıklarında ne yapacaksın? İlayda, şu anda seninle muhatap olamam. Canımı sıkma. Hadi kanka mağazaya gidelim. Tamam kanka, geliyorum ben hemen. Şey aslında ben öyle demek istemiyorum kardeşin hakkında biliyorsun. Bu kerizi de kandırıyorum zaten. İlayda lütfen ya, ileriye gitme. Şu anda bunları düşünecek zaman değil. Yok yok ya, zaten ben çok üzüldüm kardeşin adına, ne yalan söyleyeyim. Üzüldün mü gerçekten? Ya çok üzüldüm, çok üzüldüm, bilemezsin. İçim kan ağlıyor, ne üzüleceğim be senin kardeşine. Zaten gıcık oluyorum senin kardeşine. Tamam İlayda, tamam. Merhaba hanımefendi. Merhaba, buyurun. Bugün birilerini şikayet etmişsiniz siz. Evet evet ettim. Hırsızlık yaptılar çünkü dükkanımdan. Nereden biliyorsunuz dükkanından hırsızlık yaptığını hanımefendi? Kamera kayıtlarından. Şu kamera kayıtlarını bize de aç da bakalım. Peki açayım bakın. İşte bakın burada. Hani burada kızın çaldıkları falan yok kızların. Nereden çıkardınız? Ama onlar müşteriydi. Ondan sonra hırsızlık olduğunu fark ettim. Ya başlatmayın ya. Onlar varken oldu diye. Onlar mı yaptı? Başka müşteri yok muydu? Görmediniz mi? Hayır görmedim. Nasıl görmediniz? Arkada bir kız geçiyor. Görmüyor musunuz? Ne? Evet ben de ilk defa görüyorum o kızı. Ya mağazaya gidelim. Ya mağazada kesin kamera vardır. Patron, buradaki kameraya bir bakalım başkan ya. Bakın bakın. Evet. Evet. İşte tamam, çalan kız bu. Bu kızı tespit etmek gerekiyor. Öf ya, bu kamera kayıtlarını hemen elimize alıp polise gitmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk Berkcan. Koş kanka koş. Bizim kızların suçsuz olduğunu zaten biliyordum. Abi. Efendim Berkcan, ne oldu aslanım? Büşra'yla Ayşe suçsuzmuş. Nasıl yani? Kamera kayıtlarına baktık. Başka bir kız var kamerada. Şimdi polise teslim edeceğiz onu. Ya inanmıyorum ya. Onlar suçsuz falan değildi. Kesin çaldılar, başka kızın üzerine attılar. İlayda saçma sapan konuşma. Vallahi seni de artık bir pataklayacağım. Memur bey, memur bey. Buyurun, ne oldu? Memur bey, kızlar suçsuz. Nereden çıkardın bunu? Alın bakın memur bey, kamera kayıtlarına. Tamam, hemen bakıyorum. Evet, evet. Ne? Bu kişi mi çalmış? Hemen yüz tespit yapıyoruz. Hemen sonunda evini bulacağız. Kızın adresini araştırmamız gerekiyor biraz. Tamam da bizim kızlar ne zaman çıkacak memur bey? Kızın adresini bulalım, ondan sonra çıkacak. Kız arkadaşlarımızı görebilir miyiz? Tamam, görün görün. Of kanka, buradan asla çıkamayacağız. Ya çıkacağız Ayşe, sakin ol. Berkcan, biliyor musun? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hırsız değilim Berkcan. Biliyorum hayatım, zaten ben asla inanmadım güzelim. Üzülme. Berkcan, sen benim hırsız olduğuma inanacaksın diye çok korktum. Hayır, tabii ki de inanmadık. Ayşe nasılsın? İyiyim işte. Bizi hırsızlıkla suçladılar. Ama biz öyle bir şey yapmadık. Merak etme, biliyoruz biliyoruz. Her şeyi öğrendik. Siz mağazadayken bir tane kız daha varmış orada. Ne? Bir kız daha mı varmış? O mu çalmış yoksa? Evet evet, bulduk o kişiyi. Şimdi polis araştırma yapıyor. Adresini bulacak. İnanmıyorum. Bizim için neler yapmışsınız. Teşekkür ederim Berkcan. Güzelim, senin için yapmayacağım da kimin için yapacağım? Teşekkür ederim. Zaten elim yüzüm burada çok kötü oldu. Bana bakma yani. Hayır güzelim, sen her halinle güzelsin. Ayşe'cim, sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Seni hiçbir zaman bırakmam ben. Her zaman zor zamanında yanındayım ben. Biliyorum, her zaman yanımdaydın. Ben de senin her zaman yanındayım. Şimdi bizim gitmemiz gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Peki. Ay görüyor musun? Ne kadar romantik anlar. Sadece filmlerde olur sanırdım böyle. Hapishanede kız ya da erkek kalır, diğerleri gelir. Ayşe saçmalama ya. Ne romantik anı? Allah'ım biz burada ne haldeyiz? Sen diyorsun ki böyle romantik anlar filmlerde olur sadece diyorsun. Töbe töbe. Ama kanka öyle değil mi ya? Ayşe biz ne haldeyiz, sen ne düşünüyorsun yani? Kanka ama ne yapayım yani? Başka ne düşüneyim? Burada hiç değilse moral olur bize. Emir de çok tatlı değil mi? Bilmem, her zamanki Emir yani. Yok yok kanka, ayrı bir tatlı olmuş bugün. Tam bir
Süpermen gibi, kurtarıcım gibi ha. Ya Ayşe saçmalama, gel hadi ya, biraz oturalım. Evet evet, adresi bulduk. Bir an önce baskına gidiyoruz. Buldunuz mu? Evet evet bulduk. Bir an önce baskına gitmemiz gerekiyor. Of ya, çok güzel bir elbise sahibi oldum. Ay, zaten ben de tutuklanmadım. Ortadaki diğer kızlar tutuklanmış. Çok rahat. Beni hiçbir zaman bulamazlar. Akıllarına bile gelmem. Çok rahat. Adres burası. Ay inanmıyorum, kapı çalıyor. Kim ya bu? Kim gelmiş olabilir ki acaba? İnanmıyorum polis. Sen. Sen Ece Taşkın mısın? Evet benim. Kanun namına tutuklusun. Hırsızlık yapmışsın. Kamera kayıtları da onaylandı. Düş önümüze. Ya ben bir şey yapmamıştım aslında. Hadi hadi tutuklusun. Boş yapma. Senin yüzünden başka insanlar da yandı başı. Ya bir sus ya. Karakolda anlat derdini. Geç 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 içeri. Ya ben suçsuzum dedim size. Geç, hırsızlık yapmadan önce düşünseydin. Gördünüz mü? Büşra suçsuz. Ya tamam, bir şey demedik, sen de uzatma. İlayda, bir sürü laf sayıyordun kıza. Ya tamam artık, bir şey demedik ya, Allah Allah. Zaten benim kardeşim öyle bir şey yapmaz. Evi şimdi nasıl çaldığını anlat. Ben bir şey çalmadım bir kere. Daha çalmadın. Kamera kayıtları hepsini gösteriyor. Senin yüzünden başka insanları tutukladık biz. Onlar da sana dava açabilir. Ya çalmadım. Sadece canım istedi öyle. Bende hastalık var, böyle bir hastalık. Başlat bu hastalığına falan. Niye çaldın? Serbestsiniz. Ne? Serbest miyiz? Ayşe, serbestmişiz. Çok güzel. Teşekkür ederim. O be, dünya varmış. Abi, abicim, abi, serbestim artık. Ayşe. Emi, seni çok özledim. Ya biraz önce görmüştük ama. Olsun, yine de özledim. Abicim, çıktım sonunda. Kardeşim benim, suçsuz olduğunu zaten biliyordum. Hayatım. Lan hayatına başlatma, vallahi vurdum mu düşürürüm buradan ha. Ya abi ya, başlama yine. O kurtardı beni, onun sayesinde çıktım. Efendim. Güzelim üzülme. Ben her zaman yanındayım. Bak güzelim falan diyor. Şu çocuğa güzelimi kovarım diye oturtturacağım. Ya abi ya, karışma. Seni çok özledim. Ben de seni özledim. Bak ya, Tahtalıköy'e göndereceğim Mertcan birazdan seni. Tahtalıköy'e göndereceğim oğlum seni birazdan. Ya abi karışma işte. Allah Allah, söyler 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 hem de. Allah'ım ya Rabbim. Sen niye karışıyorsun? Benim hayatım. Kan benim, damar benim. Ben senin abinim. Kanına damarına da başlatma. Bak bu de Mertcan'ı kansız bırakırım. Ya abi ya, yeni yeni şeyler bulma kendine. Bu arada aklıma bir şey geldi. İlayda, sen bize hırsız mı diyordun? Tabii işine geldi değil mi? Sinsi. Ya ben yanlış anlamış olabilirim. Hay eziksiniz ya. Kızım sen eziksin aslında. Neden biliyor musun? İnsanların parasız olunca hırsızlık yapabileceğini düşünüyorsun. Ama ben senin kadar hırsız görmedim. Ben niye hırsızlık yapacağım ya? Sonuçta ben zenginim. Yok, sen akıl hırsızısın. Çünkü Allah sana akıl vermiş, kullanamıyorsun. Yani çalıyorsun orada, anladın mı? O yüzden hırsızsın. Bir daha da haddini bil. Bize karşı konuşmalarına dikkat et. Tamam ya, tamam. Ben gidiyorum. İlayda yok oldu. O kadar lafımdan sonra zaten kapak oldu herhalde bir yerlere. Ya kanka ya, komiklik yapma. Aa, kanka öyle ama yani kapak oldu. Bir yerlere ışınlanmış olabilir. Ya da yerin 7 kat içine girmiş olabilir. Hadi neyse, herkes çok yoruldu. Eve gidelim. Oh ya, bu okuldan kurtulduk sonunda. Of, pis kokuyorlardı zaten. İlayda haddini bil, bir sus. Alışırken bari biraz kibar ol ya. İnsanlıktan hiç mi nasibini almadın sen? Sen dur, sen okulda neler yapacağım ben sana. Sen görürsün. En yakın arkadaşını senin elinde alacağım. Funda, kendine dikkat et. Seni gerçekten çok özleyeceğim. Ben de sizi özleyeceğim. Vallahi ben hiç özlemeyeceğim. Çok mutluyum. Allah'ım duramıyorum. Neredeyse hiç bana yakışmayan bir şekilde oyun havası oynayacağım. İleride kes sesini. Seni çok özleyeceğim. Kendine dikkat et, tamam mı? Bizim okula da gel sonra. Ay sakın gelme. Eziklik zaten yeter. 2 tane ezik okula. Ya sen ona İlayda'ya bakma ya. Ya kanka son şeyde bir döveyim mi şunu? Ay beni dövecek.
yedik ya. Vallahi son şeyde şuna bir kroş atayım. Ya aman atma kanka, boşver. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Sen de. Evet çocuklar, uzun bir aradan sonra beraberiz. Öğretmenim ya, ne yaptınız siz ya kaç gündür? Vallahi orada kokum bile değişti. Ya İlayda bir yalan söyleme ya, senden daha temiz koktukları kesin. Tabii. 5 yıllık deodorant alıp sıkıyorlar, o koku pis. Havaya, omzuna oksijen gitmiyor ya. Üf İlayda ya, ayda yılda doğru bir şey söylüyorsun tamam. Ozan tabagasını böyle parfümlerle deliyoruz ama yani bu kötülüğü ne söylüyorsun ya? İyi bir şeyin de kötü ya senin. Çocuklar sessiz olun. Tamam öğretmenim. Evet çocuklar, eğitim öğretim hayatınıza tekrar burada Brakov'un okulunda devam edeceğiz. Oley ya, sonunda. Ay zenginlik varmış. Allah'ım, ay rahatlık varmış, ay keyif varmış denir de yani zenginlik varmış denildi ilk defa duyuyorum. Hadi çocuklar derse. Ya öğretmenim ilk günden ne dersi ya, bir tanısaydık belki bizi unutmuşsunuzdur. Ben İlayda Su. Ya Allah Allah, İlayda Su ne ya? Yani Pelin Su'nun arkadaşı ya, ben de yanına su koydum. Tam bir özentisin İlayda gerçekten. Hadi çocuklar derse. Evet çocuklar, biliyorsunuz ki başımıza çok talihsiz bir olay geldi. Ya inanmıyorum ya, ben niye ayakta kalıyorum? Ben ayakta kalmam. Of İlayda, gel sen otur gel. Yeter ki çeneni kapa, al otur. Al otur İlayda, senin olsun. Yeter ki o, ya ne biçim bir ses tonun var senin ya. Bir kere benim ses tonum birinci. Neydi birinci, sondan birinci mi İlayda? Öğretmenim, Büşra bana dalga geçiyor. Büşra? Ya tamam öğretmenim ya, yine başladık yani. Bu okula geldik ya. Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde matematiğe devam edeceğiz. Nasıl dersler gördünüz? En son nerede kaldınız diğer okulda? Öğretmenim siz bana her şeyi baştan anlatın. Okulda hiçbir öğretmen güzel değildi. Bana söyleme İlayda. Hayatında ilk defa okulda problem çözdün sen. Tahtaya kalktın ya, ilkleri yaşadın. Öf ya, yaşadıysak yaşadık. Hiç de sevmedim okulu. Yalancı bu ya. İlayda ile hiç anlaşamıyoruz. Merak etme, ben onu halledeceğim. Ya kızım beni hiç istemiyor. Acaba evlenmesek mi? İsteyecek yani. Babasının mutluluğunu kim istemez? Bilmem. Kızım beni çok istemiyormuş gibi hayatım. Ya sen takılma bunlara. Hallederiz. Hadi zil çal çocuklar, çıkabilirsiniz. Of en sonunda. Akşama kadar eğitim vardı ya. Allah Allah, derslerden geri kaldık diye. Kızım sen daha önce söylemiyor muydun? Hiçbir şey işlemedik hocam diye ya. Ne kadar yalakasın, ne kadar değişik bir kızsın. Kanka, sinemaya gidelim mi? Yok kanka ya, bizim gitmemiz gerekiyor. Nereye? Hiç işimiz var biraz. Nereye gidecekler? Markete çalışmaya gitmeleri lazım. Hadi gidelim Berkcan. Oh be, burada hiç değilse abimden kurtulduk. Hiç değilse kendi kendimize çalışırız. Aynen. Abin diğer şubede kaldı. Bu şubeyi bizde. Aynen ya, sonunda abimden kurtulduk. Artık sıkıntı yok. Hadi gidelim, bir an önce çalışmaya başlayalım. Abi, burada ne işin var? Hoş geldiniz köleler. Ya abi. İnanmıyorum, abim burada mı? Of maalesef ki buraya da gelmiş. Abi ya, ne işin var burada? Bende ne işlem mi olacak? Tabii ki de gelecektim. Çalışın köleler. Hadi bakalım, başlayın hizmetçiyle. Abi düzgün konuş. Hadi Berkcan sen de. Ki neyse, yapacak bir şey yok. Çalışacağız mecbur. Bir de takım elbiseyle çalışmaya gelmiş. Ya abicim, yani ciddi çalışalım ben o yüzden. Başlatma lan ciddiyetine falan. Ya buradaki dolaplar falan da çok güzelmiş. Evet güzel. Buraya farklı bir dekorasyon yaptık. Aynen çok güzel. Senin kadar güzel değil ama. Nasıl ya benim kadar güzel değil? Yani değil işte senin kadar güzel. Tamam abim duyacak bak. Ne duyacak ya, işte sen güzelsin bence. Sen çok güzelsin hayatım. Hayırdır lan? Ne oldu lan burada? Yok abi, bir şey, yerleri siliyorduk. Bak çocuk, 1 metre olacak aranızda. Metreyle ölçtüm. 1 metre yaklaşmayacaksın bu kıza. Ya abi. Yası ması yok oğlum. 1 metre yaklaşılmayacak. Tamam ya, Allah Allah.
Allah'ım ya. Sanki romantik komedi çekiyorlar. Vallahi romantik komedi mi bilmiyorum. Böyle fırçayı salladım mı? Bir metre var mıdır bu fırça? Saçmalama, Berkcan duyacak şimdi dalga geçtiğini. Duyarsa duysun. Ben şimdi bir sallayayım da görsün. Şuradan abine şuradan fırlatsam tam kafasına gelir mi? Berkcan yapma vallahi, bak bizi beter edecek şimdi. Dur bakayım bir zıplayayım. Ben şimdi silerken bile dans ederim. Berkcan suyu her tarafa götürüyorsun. Dans edeyim de görsün. Çalışmayacağım zaten. Berkcan ya vallahi abim sayesinde kovalanacağız buradan. Ne oluyor lan orada? Hayırdır lan? Burası disco mu? Abi yani biz bir ara bunu disco'ya çevirmeye çalışıyorduk da hani bir denedim disco olsa nasıl olur diye. Yani nasıl olacağını merak ettim. Berkcan kafa ağrıtma çocuğum, kafa ağrıtma. Vallahi ben bir şey yapmıyorum, çalışıyorum. Vallahi güzelim, sen de beni hemen sattın. Bak güzelim diyor yine. Güzelim mi dedin sen? Kime dedin lan? Abi ne yapıyorsun? Şey birazcık çok yakın olmadınız mı? Güzelim mi dedin? Sen kime dedin? Yanındaki kıza dedim. O kız kim? Senin kardeşin. Bir daha demeyeceksin oğlum. Tamam abi ya, demeyeceğiz ya. Allah Allah. Acıktım ya, bir tane şuradan alayım da yiyeyim. Abim görmesin sakın. Görürse görsün, ne yapalım ya, acıktık. Aç mı çalışalım? Aç ay oynamaz sonuçta. Sen ayı mısın lan Berkcan, öyle konuşuyorsun? Yani sayılır. Ayılar tatlı hayvanlar sonuçta. Kızlar da çok sever. Sen de sever misin güzelim? Ya tamam Berkcan, Allah aşkına yapma. Şuralarda sileyim ya. Çok güzel çalışıyorum ben. Çok güzel. Berkcan nerede? Berkcan arkada da abi. Ne yapıyor orada Berkcan? Bir bakayım ben ona. O uslu durmaz yerinde. Abi Berkcan duruyor da öyle. Lan babanın yeri mi lan burası? He babamın yeri. Yani abi bu soru mu yani? Babasının yeri yani. Oğlum buradan yemek içmek yasak bedavaya. Tamam ya, parası neyse veririz. Çalış. Hadi mesai saati içerisindesin. Bak gördün mü? Geldi bir selam bile vermedi bana kızım. Ya dur, zamanla alışacak. Annesini kaybetti sonuçta. Sen de mi onu savunuyorsun? Ben hiç savunması, sadece söylüyorum. Bu kadından nefret ediyorum ya. Hayatımıza girdi, berbat etti hayatımızı. İlayda, kızım aşağı gel. Tamam baba, geliyorum aşağıya. Babam nerede? Beni çağırmıştı. Gelin şimdi, kapının önüne çıktı. Sen de burada aylak aylak yat. Ne güzel tabi. Zengin koca buldun diye seviniyorsundur şimdi sen. Kadın, senden hiç hoşlanmıyorum. İlayda, seni babana şikayet ederim. Zaten işin gücün senin beni babama şikayet etmek. Senden nefret ediyorum. Sakın annemin yerine geçeceğini sanma. Annenin yerine geçmeye çalışmıyorum İlayda. Seni istemiyorum. Senden nefret ediyorum. Senin yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. En iyisi Emir'i arayacağım. Sadece o anlıyor beni. Alo? Efendim İlayda? Emir canım çok sıkkın beni. Bu evde yaşamaktan nefret ediyorum. Nefes bile alamıyorum bu evde. Neden? Ne oldu ki? Bu kadın her gün elimizde. Daha evlenmeden evimize kondur İsmanya. İlayda sakin ol. İstemiyorum bu kadının elimizde. Ben ne yapacağım? Baban karar verir ama buna. Sen de mi unutuyorsun Eren? Ya tamam İlayda, halledeceğiz. Yarın görüşelim. Tamam o zaman. Görüşelim. Tamam, sabah oldu. Hadi paydos. Abi bu saate kadar bizi çalıştırdın. Biraz sonra okula gideceğiz. Emek ister böyle şeyler. Çocuğa baksana, bakta kaldı. Sürekli çalışıyor yani. Berkcan. Ben çalışırım. Çalışırım burada. Berkcan iyi misin? Çalışırım. Buraları paspaslarım. Berkcan kendine gelir misin lütfen? Hadi okula gideceğiz. Tamam, ben... Ne oldu? Uyudun mu? Uyandın mı? Berkcan 2 saattir paspasın başında, ne yaptığını bilmiyorum. Sanırım rüya gördün. Hadi gidelim. Hadi köleler gidin buradan. Ya abi. Tamam, hizmetçiler diyeyim ben size. Kibar olsun. Abi. Tamam, yardımcılar olsun. Ben çok güzel bir şefim değil mi? İyi patronum. Çok güzel gerçekten. Harika, bayıldık. Hadi gidiyorum ben ya. Allah'ım yarabbim. Günaydın. Günaydın ya, ne yaptınız ya? Uykulu gibi duruyorsunuz. Evet kanka ya, vallahi biz bugün hiç uyumadık. Sabaha kadar marketteydik. Ne? Markette miydiniz? Çalışıyor musunuz siz Berkcan'la? Evet, Berkcan'la markette çalışıyoruz. Siz öğretmenle ne konuşuyordunuz? Hiç, öyle dersler hakkında konuşuyorduk kankacığım. Ama bak bu aralar bana vakit ayırmıyorsun, üzülüyorum.
geliyorum. Tamam kanka ya, sorun yok. Burada birisi eksik. İlayda nerede? Ne bileyim, bugün gelmedi. Ay geldi işte. Tam da zamanında. İti an çamağı hazırla demişler. İşte sen bana mı diyorsun? Evet, sana diyorum. Berçan, günaydın. Nasılsın? Bu aralar çok konuşamıyoruz. Pelin Su, bu aralarda hiç konuşamazsınız. Ayrıl bakayım. Ayrıl Pelin Su. Ya tamam ya, sen de ne kadar kıskanç çıktın. Neyse, ders var ya, ben gidiyorum. Öğretmen girmiş sınıfa, siz hala dışarıdasınız. Of ya, bugün de derse giresim yok. Markete gideyim. Eren? Efendim İnayda, hoş geldin. Hoş bulduk. Canım çok sıkkın. Sen bana iyi geliyorsun, o yüzden sana geldim. Neyin var? Aynı konular işte. Babam asla evlenmekten vazgeçmiyor o kadınla. Üzülme ya, ben varım yanında işte. Sen de olmasa ben ne yapacağım ya bu hayatta? Merak etme, ben her zaman yanındayım senin. Biliyorum biliyorum, her zaman yanımdasın. Sana bir tane bundan vereyim de hiç değilse kendine gel. Teşekkür ederim, çok severim Donut'u. Tüm depresyondayken bundan yerim zaten ben. Beni senin kadar düşünen kimse olmadı hayatımda. Çok tatlısın. Ben mi tatlıyım? Evet çok tatlısın. Ama şimdi benim okula gitmem lazım tekrar. Hoca yok yazmışsın. Gizlice çıktım. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam, görüşürüz görüşürüz. Bunu da iyi kandırıyorum. Büşra'yı içeriden fethedeceğim. Sonra da Berkçe'de alacağım elimden. Evet benim, kusura bakmayın. Biraz çok geç kaldım da. Önemli değil. Tamam çocuklar, çıkabilirsiniz. Kanka bugün istersen ben izinliyim. Gidebiliriz sinemaya. Yok kanka, gidemem bugün. Annem gibi bekliyor da. İstersen sen, ben seni bir yerlere götüreyim. Olur aslında, fena olmaz. Ya beni de götürsene Berkcan. Ya İlayda bir dur ya, seni niye götüreceğim? Kanka ben eve gidiyorum o zaman. Tamam kankacığım, sen bilirsin. Sonra görüşürüz, tamam mı? Bir gün çıkalım ama. Tamam kanka tamam, bir gün çıkarız, söz veriyorum. Ama bugün eve gitmem lazım. Emir görüşürüz. Zaten bu aralar bana da vakit ayırmıyorsun Ayşe Hanım. Ya işte ayıramıyorum maalesef ki. Bu Ayşe'nin gizlediği bir şeyler var. Ben anlarım. Zaten onu bir takip edeyim ben de görsün gününü. Ben de eve gideyim artık. Şimdi görecek gününü. Onu çekeyim de her şeyini. Yine gelmiş. Ne diyorsun abi ya? Bak yine abi diyor bana. Kızım abi değil, o baban senin. Hayır anne, babam değil. Benim gerçek babam farklı. Ne? Gerçek babası değil miymiş? Of ya, bu kızdan nefret ediyorum zaten. Sen mi benden nefret ediyorsun? Ben senden nefret ediyorum asıl. Bu yeni evi aldık zaten. Seni de bu evde görmek istemiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Sana oda hazırlıyoruz, bana baba bile demiyorsun. Gerçek baban sana oda mı hazırladı hayatında? Ya düzgün konuşun benimle. Artık bıktım. Anne sen de bir şey desene. O senin baban kızım. Babam falan değil. Ben böyle babayı kabul etmiyorum asla. Kızım o senin baban. Bunu kabul etsen iyi olur. Hayır anne, kabul etmeyeceğim hiçbir zaman. Kızım böyle davranmaya devam edersen seni okuldan da alacağım. Bu evden de babanın yanına göndereceğim. Gerçekten evimize huzursuzluk veriyorsun. Anne ben mi huzursuzluk veriyorum bu eve? Bir şey demiyorum anne. Daha girer girmez hoş geldin demeden bana bunları yapan adıma bir şey demiyorsun da bana mı söylüyorsun? Bu kız kendini haddi aştı iyice ya. Tamam tamam, ben uyardım işte onu. Ne kadar uyarsan da olmuyor. Görmüyor musun? Beni kabul etmiyor. Bizim de huzurumuzu bozacak. Kesin bizi ayıracak. Hayır ya, niye ayıracak? Ayıracak, gör bak. Bak ya, alacağımı aldım ben. Sen görürsün Ayşe. Demek ki arkadaşlarından bu kadar şeyi saklıyormuşsun. Ben sana gösteririm. O be, elime bir koz geçti. Ya bence şey yapalım ya. Buraya girmeyelim. Karaoke'ye gidelim. Karaoke mi, nereden çıktı? Evet ya, karaoke'ye gidelim hadi. Gelin. Abime gözükmeyin sakın. Abim görmesin bizi. Sessizce geçelim. Büşra? Ya of ya. Hemen gördüm. Ya abi sen görmemen için öyle geçmiştik. Nasıl görüyorsun ya? Kafanın arkasında mı göz var? Ben seni her yerde görürüm. Radar gibiyim. Benim radarıma yakalandığınızı bitti. Nereye gidiyorsunuz? Abi ben bugün izinliyim. Berkcan da izinli. Sen bize karışamazsın. Valla haftanın 7 günde izinli olsa ben sana karışırım kızım. Nereye gidiyorsunuz? Karaoke'ye gidiyorduk. Tamam ya, ben de tam eğlenmeye yer arıyordum. Ben de geleyim. Hayır abi ya, sen gelme. İstemiyoruz seni. Tamam ya, geleyim mi? Çok ısrar ettiniz gerçekten. Geleyim.
gelsin Büşra, bırak. Berkcan ya, sus ya. Bak ya, Berkcan aslanım nasıl istiyor beni. Çok istiyorum abi, çok. Bir şey dedin yavrum? Yok yok, bir şey demedi abi, bir şey demedi. Hadi gel, sen de gelmek istiyorsan. Of ya, abime de ne eğlenceli bir gün. Hadi o zaman dans yarışı yapalım. Abi ne dans yarışı ya? Ben iyi dans ederim o yüzden. Aman abi yok, istemiyorum ben yarış falan. Gayet böyle iyi. Ben daha iyi ederim. Berkcan aslanım, benimle mi yarışasın lan? Abi yok ya, seninle yarışan kim? Çok güzel dans ediyorsun. Üçünüzün arasında delireceğim gerçekten. Bence eve gidelim ve uyuyalım. Gerçekten uyuyalım. Ben bunu istiyorum. Ya anne. Efendim kızım, ne oldu? Anne ya, şu abime bir şey söyle. Benimle hiç anlaşamıyor. Her yerime gidiyor, her şeyime gidiyor yani. Giderim, ben abiyim. Ya abisin diye seninle her yere gitmek zorunda mıyım? Tuvalete bile seninle mi gideceğim ya? Elinden gelse onu da yapacaksın. Olur, kapıda beklerim ben. Oğlum kızım, kavga etmeyin. Ya anne ya, ben yatıyorum, gidiyorum ya. Uyuyacağım ya, Allah Allah. Sıkıldım iyice. Abim her yerde peşimde. Buyur kızım, buyur gel. Merhaba. Merhaba kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Eren nerede? İlayda? Burada ne işin var senin? Şey, markete gittim, seni göremedim. Ben de evine geleyim dedim. Ha, iyi yapmışsın. Annem bu arada. Evet evet, gördüm, çok tatlı bir annem varmış. Öyle tabii. Ne içersiniz çocuklar? Ne yersiniz, aç mısın kızım? Yo, aç değilim. Olsun olsun, kek yapacaktım ben. Hemen kek yapayım, çayla içersiniz. Ay, ben de size yardım edeyim. Büşra görürse bittim ben. Büşra'ya ne açıklama yaparım ben ya? Uf, ne yapacağım ben şimdi? Nalayı yedik yani. Dur kızım, ben sana yardım edeyim. Yok yok teyzeciğim, ben yaparım. Ben kek çok güzel yapıyorum zaten. Yardım edeyim. Çok tatlısın kızım ya. Siz de aslında çok tatlısınız gerçekten. Böyle tatlı bir anne görmedim ben. Çok da güzelsiniz. Biliyor musunuz? Benim annem yok. Olsun yavrum, ben de senin bir annenim. Of ya, bu sesler nereden geliyor? Bu uyutmadılar. Bu kız kim ya? Abi bu kız kim? Şey kız. Kim abi o? Büşra, sana bir şey söyleyeceğim abim. Ne söyleyeceksin abi? O kız. Kim abi o? İlayda. Ne? İlayda mı? Ne alaka bu evde? İlayda, sen bizim evimizde ne işin var? Çok tatlı yapıyorsun kızım. Kek yapıyorduk da anneanne, canım okul arkadaşım. Ne canım okul arkadaşı ya? Senle ben bir hiç anlaşamayız. Bilmiyor musun bunu? Kızım, arkadaşa nasıl davranıyorsun sen? Evet ya, nasıl davranıyorsun? Şurada misafiriz. Kek yapıyorduk anneşinle. Çok iyi anlaştık değil mi anne? Ne annesi ya? O senin nereden annen oluyor? O benim annem. Büşra, kızım kıskançlık yapma. Anne, bu kız beni hiç sevmez. Yo, çok sevdiğini anlattı bana ama. Anlaşıyormuşsunuz okulda. Evet, çok iyi anlaşıyoruz. Hem de çok çok bayağı iyi anlaşırız. Yalan söyleme İlayda. Terk et, çık bu evden. Çık bu evden. Büşra, haddini bil. Ne diyorsun abi sen ya? Nasıl konuşuyorsun benimle? İlayda benim arkadaşım. Ben Berkcan'a nasıl karışmıyorsam sen de İlayda'ya karışamazsın Büşra. Öyle mi abi? Bana kötülük yapan bir kızla mı arkadaş oldun? Evet, benim arkadaşım. Ay neyse, benim için kavga etmeyin ya. Nasıl aralarını bozdum. Tam da istediğim buydu. Evet kızım, lütfen arkadaşa böyle saygısız davranma. İyi ya, siz kalın. Ben çıkarım bu evden. Zaten annem bile değişti İlayda'yı görünce. Abim de sen öyle. Ben şimdi ne yapacağım? Abimle annem bile beni anlamıyor. İlayda bana kötü davranan bir kız ama ona bir şey söylemiyorlar. Çok kötü bir durum. Annemle abim bile beni anlamazsa beni kim anlayacak? Karardı dava, gitmeyeceğim ama eve. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Neden burada yalnız oturuyorsunuz? Durakta otobüs geçmez bu saatte benim bildiğim kadarıyla. Evet, geçmeyecek. Zaten öylesine oturuyorum. Ama siz benim tanıdığım birine benziyorsunuz. Kime mesela? Hiç, öyle birine sadece benzettim. İsterseniz gideceğiniz yeri ben bırakayım. Yok teşekkür ederim, ben kendim giderim. Seni bir yerden hatırlıyorum ben ya. Nereden hatırlıyorsun? Berkcan'dan. Tanıyor musun? Ne? Berkcan'dan mı? Tabii ki tanıyorum. Yoksa sen Berkcan'ın... Evet. Fotoğraflardan daha güzelmişsin. Teşekkür ederim de
Ben tanıyamadım sizi. Berkcan'ın kuzeniyim ben. Ne? Kuzeni misiniz? Evet evet kuzeniyim. Çok anlaşamasak da kuzenim olur kendisi. Ama siz de bayağı güzelsiniz.